Tamam mıyız? Bendeyiz. Bir tane değiliz. Buradayız. Çok özür dileriz. Evet. Tamam mıdır? Bir saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Buyurun. Ve hoş geldiniz Gülben Hanım. Çok nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Heyecanlıyım, mutluyum. Merak ettiğim bir belgesel. Büyük üstad. Evet. Siz de galiba gerçekten oynama büyük fırsatı üstad. Bulmuştunuz. Dada da biz 2,5 yıl, evet. 2,5 yıl az bir süre değil yani. Çok gülerek, çok eğlenerek beraber çalıştık. Sonrasında da bitmedi dostluğumuz. Gerçi Dada'nın kadrosundaki hiç kimsenin dostluğu bitmedi. Çünkü herkes kendiyle çok barışık, herkes mesleğinde usta. Hepimiz çok görüştük, güldük, eğlendik. Haldun abiyle de aynı şekilde. Hem televizyon programlarında hem de onun böyle evinde verdiği yemekler meşhurdur. İkramları müthiştir. Sohbeti, kültürü, donanımı, altyapısı, dostluğu, vefası. Bize öğrettikleri o kadar fazla ki bu belgeselde izleyeceğiz. Bütün ustaların onu nasıl anlattığını. Biz de çırak oluyoruz tabii ki onun yanında. Evet, Dada demişken aslında Kenan Işık'la ilgili bir bilginiz var mı? Siz sizi de görmüşken... Yani burada... durumunun aynı olduğunu biliyoruz. Evet, stabil olduğunu biliyoruz. İyi bir haber olsa mutlaka haberimiz olur. Öyle bir haberimiz yok şu anda. Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? İyiyim, teşekkür ederiz. Bizim karneler için sayılı günümüz kaldı. Nasıl dersler? Annem ve çocuklar. Bakalım karneler gelecek. Pandemiden sonra o verilen ara, online eğitim vesaire birazcık dikkatleri dağıttı ve etkiledi. Bütün çocuklarda vardır eminim. Bakalım yazlığımıza gideceğiz, Bodrum'a gideceğiz. Sizden uzak bir yaz geçirmeye çalışacağız. o biraz zor bir Gülben Hanım. Ondan sonra öyle. Öyle. Peki, teşekkür ederim. Peki, Serdar Ortaç'a soralım efendim. Geçtiğimiz günlerde sahnede düştükten sonra da. Bu düşerken beni aklına getirmesi enteresan yani. İnsan hani o anda Gülben insanların aklında nasıl bu kadar yer ediyorum bilmiyorum. Geçmiş olsun. Bir istemkar bir tweet attınız ama.